Herkese merhabalar. Egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuzda karşınızda gördüğünüz Pereskia kaktüsü olacak. Pereskia bakımı ve üretimi nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Pereskia kaktüsü öncelikle ne derseniz dünyanın tek dallı böyle yapraklı gövdeli olan tek kaktüsü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yakından göstereyim hemen kısaca çok uzatmadan. Şöyle yaprak arkası rengi de çok hoş arkadaşlar. Barbados, Bektaşi Üzümü, Limon Asması kaktüsü olarak da geçiyor arkadaşlar. Biz genelde Pereskia kaktüsü diyoruz. Çok güzel bir kaktüs. Ayrıca Türkiye'de çok nadir bulunan bir kaktüs arkadaşlar. Bana da bir arkadaşımdan hediye geldi. Bizimkiler de yaklaşık 2-3 yaşında var. Şu da var. Çiçekleri çok güzel kokulu. Çok güzel de çiçekleri var. E, telefon hakkı olduğundan dolayı e, videoya ekleyemiyorum resmini. Ancak kanalımın topluluk kısmında isteyenler olursa resmini paylaşırım orada arkadaşlar. Çiçek açması çok uzun yıllar sürebiliyor arkadaşlar. Yaklaşık 8-9 yıldan sonra çiçek açabiliyor. Tabi bitkinin yetiştiği yere, ortamına veya bitkiye göre de değişebilir bu. Daha erken açan da olabilir, daha geç açan da olabilir. Her neyse hemen bakımına geçelim. Tam güneşli yer seviyor arkadaşlar. Güneşte yanmıyor. Bizimkiler de zaten cam önünde direkt güneş alıyorlar. Güneşi seviyorlar. Zaten kaktüs olduğu için güneşi sevmesi normal. E, tamamen koyu gölgede dayanabilseler de güzel gelişmiyorlar. O yüzden mümkün olduğunca tam güneşli bir alanda bakabilirsiniz. Ayrıca şu da var ki bunlar suyu çok seven bir kaktüs arkadaşlar. Neden diye sorarsanız çünkü anavatanı yağmur ormanları. Yağmur ormanlarında yabani yetişen bir kaktüs türü. Anavatanı Brezilya'dan Meksika'ya kadar olan bölgeler arkadaşlar. O civarlar anavatanı. O yüzden nemi ve suyu çok seviyor. Ancak kışın soğuk olan bölgelerde dışarıda bakacaksınız. Bu arada eksi 4 dereceye kadar da dayanabilen bir kaktüs türü. Dışarıda bakacaksanız 10 derecenin altında mümkün olduğunca toprağının kurumasına izin verin arkadaşlar. Yoksa kökleri çürüme yapabilir. Soğuk olduğundan dolayı. Şimdi Brezilya gibi ülkeler sıcak olduğundan dolayı çürüme yapmıyor. Ancak ülkemizde soğuktan dolayı ıslaklık da olduğu için köklere böyle don hissi verebilir arkadaşlar. Kökler soğuk olduğundan da çürüyebilir. Çok uzatmadan hemen diğer bakımlarına da geçelim arkadaşlar. Üretimine geçelim. Üretimi çok kolay. Meyvesinden üretebilirsiniz, yani tohumundan daha doğrusu veya çelikle üretebilirsiniz. Çelikle çok kolay bir şekilde ürüyor. Aşağı yukarı 7 santimlik bir çelik keserek suya koyabilirsiniz veya toprağa da direkt dikebilirsiniz. İki şekilde de kökleniyor arkadaşlar. Bitkiniz kötü gelişirse budama da yapabilirsiniz, ama normalde budamaya ihtiyaç duymuyor. Onun dışında 9 metreye kadar boylanabiliyor. Tabi evde bildiğim kadarıyla en fazla 2,5 metre boylanabiliyor arkadaşlar. Yani çok fazla evde boylanmıyor. Normalde bahçe bitkisi yani dışarıda bakılıyor ancak bizimkiler dışarıya uymadı arkadaşlar. Aslında dışarıda daha güzel olması gerekirken biz de eve uyum sağladı. O yüzden biz evde cam önünde bakıyoruz. Ayrıca şu yanında var ki hem çiçekleri güzel hem kokulu. Ayrıca da yenilebilen bir meyvesi var arkadaşlar. Meyvelerinde böyle birkaç tane diken oluyor. Ancak meyvesi yenilebiliyor. Çok güzel bir meyvesi var. Tadının bektaşi üzümüne e, benzediği söyleniyor. İnşallah biz de meyvesini alabilir ve tadına bakabiliriz. Gördüğünüz gibi bizimkiler de bayağı güzelleşti. İnşallah daha da güzelleşirler. E, dallanırsa budaklanırsa ben de üretmeyi denemeyi düşünüyorum. Bugünlük videomuz bu kadardı. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, yaprakları da yenilebilen bir bitki. Arkadaşlar Pereskia aculeata gutsefiana bizimki. Pereskia aculeatanın tüm çeşitleri yenilebiliyor. Ee, başka türleri de var ancak onları tam olarak bilmediğim için onlar hakkında bir şey söylemiyorum. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.